Herkese merhabalar ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Asus'un Rockstrix Scope TKL Deluxe mekanik oyuncu klavyesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Lafı uzatmadan kutusundan başlayalım. Öncelikle kutunun Teması belli zaten. Asus ile geldik bir tasarımla beraber geliyor. Cherry Mix anahtarlara vurgu yapılmış üzerinde. Türkçe karakterleri vurgu yapılmış. Ve Aura Sync desteğinden bahsedilmiş. Arkasında da tüm detaylı özelliklerinden bahsediliyor. Yani daha rafında kutudan ürünün bütün özelliklerine neredeyse haiz olabiliyorsunuz. Kutunun içerisinden klavyenin kendisi bir tane bileklik ve bir tane tipçe kablosu çıkıyor arkadaşlar. Kutu içeriği bu şekilde. Şimdi tasarımı, malzeme kalitesi ve boyutları. Öncelikle boyutundan başlayalım. Bu klavye arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere TKL numpad'imiz yok. Dolayısıyla mühendis arkadaşlar için, muhasebeci arkadaşlar için bu bir sıkıntı ama şimdi bu, bu klavye yani bir oyuncu klavyesi. Mühendisin ee, sonrasında muhasebecin bu klavyeyle pek işe olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla oyuncu gözünden baktığımızda minimal bir klavye. Çantanıza atıp rahatlıkla götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda masanızda da fazla yer kaplamıyor. Bilekliği de manyetik olduğu için manyetikli bilekliği çıkarıyorsunuz. Mesela bilgisayar başında yemek yiyeceksiniz diyelim. Koyuyorsunuz masanıza, yemek de yiyebiliyorsunuz. Masada daha az yer kapladığı için daha fazla alan size kalmış oluyor. Mousepad'inize daha fazla yer ayırabiliyorsunuz gibi gibi. Dolayısıyla ben boyutunu sevdim. %60 klavyeler de var bende. Tam boy klavyeler de var. Şimdi kıyaslamasını görüyor olacaksınız arkadaşlar. Boyutlara hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Malzeme kalitesine geldiğimizde alüminyum bir malzeme var bir kısmı fırçalı metal gibi gözüküyor bir kısmı normal alüminyum malzeme hafif komlu gibi üzerinde Republic of Gamers yazısı işlenmiş gayet güzel ve şöyle bir konu var metal var metal var plastikte de olduğu gibi yani kötü plastik var iyi plastik var metalin de kalınlığına göre soğuk metal hissi gerçekten değişiyor ve bu klavye... Yani yerinden milim oynamayı Esnetmeye, bükmeye çalışıyorsunuz. Milim sapmaz mı bir klavye, bir malzeme ya? Gerçekten öyle. Arkasını da çevirdiğimizde arkasında metal malzeme yok aslında. Ama burada da oldukça dolu hissettiren bir plastik malzeme var. Bir yandan da Asus ya nasıl olsa klavyenin arkası aman orayı düz plastik yapalım dememiş. Orayı da güzel bir şekilde şekillendirmiş. Yakışıklı olmuş klavyenin arkası da. Şöyle bir dediğim gibi esnetmeye, bükmeye çalıştığınızda size o kalite hissiyatını, sağlamlığı kesinlikle hissettiriyor. Yani... E, Corsair ve Asus arkadaşlar klavye malzeme kalitesi anlamında altın standardı belirliyorlar. Nokta. Bu kadar net arkadaşlar. Malzeme kalitesini ben oldukça beğendim. Soğuk metalisi çok çok güçlü. Sonrasında bilekliğe gelelim isterseniz. Bilekliğimiz arkadaşlar manyetikli. İstediğiniz gibi tak çıkar yapabiliyorsunuz. Tırnakta olanlar gibi hem zor değil hem de kırılmaya meyilli bir şey değil açıkçası. Bu güzel. Yastık formunda dolayısıyla bilek rahatsızlıkları yaşıyorsanız bol bol yazı yazıyorsanız arkadaşlar bileklemiz bayağı derinliği güzel olan rahat edeceğiniz bir bileklik. E tabii ben bileklik kullanan birisi değilim açıkçası. Herhangi bir klavye de çıkarıp atıyorum ama hani Asus bu e, bileklik formunu, yastık formunu bileklik tarafında icat etmiş marka olmasa bile oldukça güzel bir eklenti. Aynı zamanda bu klavyeyi deluxe ve deluxe olmayanı var arkadaşlar bunun. Ayrıca en büyük özelliklerinden biri bu. Deluxe'te de bu bileklik var. Deliks olmayanın bu bileklik yok açıkçası. Şimdi klavyenin arkasını çevirdiğimizde topuklarımız arkadaşlar ucu kauçuk topukların ve kauçuk parçalar e, klavye klavyenin arkasında geniş bir yüzeye yayılmış. Diyelim masa üstünde bir aksiyon oldu. Yani sinirlendiğiniz bir şey. Klavyeyi şöyle bir sağa sola ittirdiniz yerine kılanmış gibi duruyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaymıyor. Bu güzel bir şey. Bileklik de aynı şekilde ve kablosu tip c kablo arkadaşlar. Neden ayrıca çıktı? Çünkü bu klavyede kabloyu değiştirebiliyorsunuz. Kablo çıkartak yapıda. Şimdi ben daha önce klavyesini hani kablosundan dolayı bozmuş birisi değilim açıkçası. Yani kabloyu da tamir etmesi imkansız. Hani öyle bir şey başıma gelse Kabloyu açın arkadaşlar. içine bakın öyle bozuk bir klavyeniz varsa imkansız tamir etmesi. Dolayısıyla kablo bozuldu mu klavyeyi atıyorsunuz. Bu klavyede kablo bozuldu mu? Hiç sıkıntı değil. Yeni bir tip kablo takın ve yolunuza devam edin. Bu kadar basit. Şimdi bu açıdan güzel. Herkesin çok işine yarayacak bir şey değil. Dediğim gibi ben hiç kablodan dolayı klavye bozmadım ama bu klavyenin boyutları çıkarılabilir yapıdaki kablosuyla beraber çantanızı atıp götürebiliyorsunuz. Böyle bir kompaktlığı var açıkçası ve tipçi arabirimini ara birimini kullanıyor olması güzel bir şey. Keycap'leri anahtar başlıklarına geldiğimizde açıkçası ben bu fontları hep çok sevmiyorum. Yani oyuncu temasıyla işlenmiş fontlar benim çok hoşuma gitmiyor. Daha sade şeyler arıyorum ben açıkçası. Bunlar birazcık daha robotik, klavye tasarımına uygun fontlar. Kişisel tercih meselesi bu konudaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım arkadaşlar. Ve Türkçe karakterler, Türkçe karakterler diğer harflerin fontlarından farklı fontla girilmişler. Dolayısıyla biraz daha cılız gözüküyorlar, kötü gözüküyorlar. Yani şu klavye tasarımıyla alakalı eleştirebileceğim tek şey... Neden bunlar da diğerleri gibi benzer bir fontla beraber gelmediler? Bu biraz üzücü olmuş ama bunun dışında bir e, sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. CTL'li butonunu güzel bir jest yaparak büyük yapmışlar. Yani CTL'ye sürekli basıyorsanız oyunlarda arkadaşlar daha büyük bir alana yayılıyor olması e, serçe parmağınız için güzel bir avantaj diye düşünüyorum. Asus bunu düşünmüş. ABS malzemeden imal edilmişler. Rakiplerine baktığımızda yine ABS malzemeden imal edilmiş anahtar başlıklarıyla beraber geldiklerini görürsünüz arkadaşlar. Şimdi uzun vadeli bir Asus klavye kullanımım olmadığı için ömürleri konusunda ne kadar zamanla parlarlar, ne kadar zamanda soyulurlar bu konuda herhangi bir yorumda bulanamayacağım açıkçası arkadaşlar ama klavyeyi uzun bir süre kullanma fırsatım olursa ben sosyal medya hesaplarım üzerinden sizlere bilgi veriyor olurum. En nihayetinde rakipleriyle aynı malzemeden yapılmış ve kalite anlamında ilk etapta herhangi bir fark göremedim açıkçası arkadaşlar. Multimedya butonlarına geldiğimizde atanmış butonlar aslında hem var hem de yok. Nasıl diye soracak olursanız şimdi F butonları üzerinde arkadaşlar multimedya görevlendirmeleri yapılmış. İşte müziği durdur, başlat, devam ettir, işte ses ayarını yap, sesi tamamen sustur, stat moduna geç gibi gibi. Bunları Asus demiş ki FN artı ins yaparsanız fn artı f kombinasyonu gerek kalmadan arkadaşlar direkt fonksiyon butonu olarak kullanabilirsiniz diyor. Evet ki ben bunu yaptım. fn artı ins yaptım. Bunları ömür boyu ben multimedya butonu olarak kullanacağım. Yani iki butona basmanıza gerek yok. Dolayısıyla atanmış butonlar gibiler aslında ama bir yandan da f butonlarının üzerinde olduğu için yani hem var hem de yok şeklinde belirttim arkadaşlar. Burada en çok hoşuma giden şeylerden biri de stealth modu. Stealth modunu açtığınızda diyelim ki evdesiniz. Kapı çaldı. Tek başınıza yaşıyorsunuz misal veriyorum. Ya kapı çaldı gibi hissetti Start moduna basıyorsunuz bütün pencereler aşağı iniyor ve sistem sessize alınıyor. Sanki sistemde hiçbir şey yapılmıyormuş haline geliyor. Dolayısıyla bu benim hoşuma gitti. Yani kapı çalıyor mu acaba? Start moduna basıyorum her şey susuyor, kapanıyor. Tamam çalmıyormuş. Start moduna tekrar basıyorum arkadaşlar ve eski haline geri geliyor sistem. Gayet güzel. Ee, yine ince düşünülmüş şeylerden, ince jestlerden biri açıkçası. Ve geldik RGB aydınlatmaya. Şimdi RGB aydınlatma konusu çok tartışmalı. Yani oyuncu ekipmanlarında RGB olmayınca sanki oyuncu ekipmanı sayılmıyormuş gibi bir durum piyasa oluştu maalesef. Ama ben RGB aydınlatmayı severim. Severim. Siz sevmezsiniz. Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum tabii ama ben seviyorum ve RGB aydınlatmasının ışık şiddeti oldukça güzel. Homojenliği, aydınlatmanın dağılımı oldukça güzel. Efekt seçenekleri geniş arkadaşlar ve geçişler oldukça doyurucu. Armory 2 yazılımı üzerinden istediğiniz gibi renk atayabiliyorsunuz, efekt atayabiliyorsunuz, ışık şiddetini belirleyebiliyorsunuz. Oyunlarla entegrasyonu Tarafında Asus'un hani orada bir eksiği var rakiplerine göre. Bu kısım açık. Ama hani oyun esasında da aydınlatmaya mı bakıyoruz? Bu da toptan başka bir tartışma konusu. En nihayetinde ben RGB aydınlatmasını sevdim. E, ROG logosu da aynı şekilde aydınlatmadı. Ve bazı e, rakiplerinde olmayacak şekilde, olmayan şekilde arkadaşlar. RGB altta bir tane şerit de var. Bununla beraber benim RGB ihtiyacımı kesinlikle karşıladığını düşünüyorum. Gayet güzel görünen bir klavye RGB aydınlatma anlamında. Asus Aura Sync üzerinden aydınlatmasını diğer ekipmanlarla eşleyebiliyorsunuz. Yani bu bir anakart aydınlatması olabilir. Ekran kartı aydınlatması olabilir. Kulaklık, mouse, fan Aklınıza gelebilecek Asus'un Aura Sync destekli her şeyle beraber bir bütün halinde aydınlatmayı ayarlayabilmek mevcut arkadaşlar ve Asus'un Corsair yaptığı işbirliği dolayısıyla da yani bütün ekosistemi tek bir çatı altından yönetmek, aydınlatmaları eşlemek çok daha kolay bir hale geldi açıkçası bu konuda tebrik ediyorum. Ve şimdi klavyenin kalbine inelim. Anahtarlarına, Cherry MX Red anahtarlarla beraber geliyor arkadaşlar bu klavye. Sitesine girip baktığınızda aslında Cherry MX Speed anahtarlar da var. Red anahtarlar da var, blue'lar da var ama ülkemizde ben şu an için sadece red ve blue olanları gördüm arkadaşlar. Umarım speed anahtarlı olanlar da ülkemize gelir. Şimdi bu anahtarın teknik özellikleri tarafında şöyle bir tablo var. 4 mm'de arkadaşlar toplam mesafesi 2 mm'de basılmış oluyorlar. Dolayısıyla tepkisel anahtarlar ve globalde gördüğümüz çoğu mekanik oyuncu klavyesinin bu anahtarlarla beraber geldiğini göreceksiniz. Yani globalde oldukça tercih edilen bir anahtar. 50 milyon basım ömrüne sahip. 50 milyon birinci basımda bozulacak diye bir şey yok. Bu sadece sağlamlığı ile alakalı bir ölçüt. Satın alma kararı verirken diğer klavyelerle de karşılaştırırken arkadaşlar bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilirsiniz bunu. Şimdi klavyede yazı yazması oldukça konforlu. Dönüt anlamında yani tak 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 bir klavye. Cherry Blue veya Razer'ın gri switch'i gibi böyle daktilo gibi değil. Onlar size hoş geliyor ama etrafınızdakileri, ev ahalisini size biraz düşman edebilirler. Gerçekten dışarıdan dinleyince sinir, bu sinir bozucu. Oyuncu için çok güzel de dışarıdan dinleyince hiç öyle olmuyor. Red anahtarlar, Çelemix Red anahtarlar arkadaşlar ve Razer'ın Orange anahtarları misal veriyorum. Bunların da geri dönükleri güzel. Ee, hem sesleri var bir miktar mekanik klavye sesi e, hem de etrafınızdakileri size düşman etmiyor <laughs> bence bu güzel bir bonus yani yoruculuk anlamında da ben bunları birazcık daha hani böyle kafa dinginliği sağlayabileceğiniz e, anahtarlar klavyeler olarak buluyorum genel e, bütünde arkadaşlar. Şimdi geldik oyun testlerine. Sonuçta mekanik bir oyuncu klavyesi bu ve bol bol oyun oynadım. Bol bol gözlem ve deneyim elde ettim. Şimdi sizlere onları detaylı bir şekilde aktarayım arkadaşlar. Öncelikle CSGO'dan başlayalım. Şimdi diyeceksiniz ki ya fareyle oynanıyor, fare ön planda. Evet ben burada konforundan den vurmak istiyorum. Sonuçta oyuncu olarak uzun maratonlar yapıyoruz. Ve ben aynı zamanda bir tercümanım. Bol bol yazı yazıyorum. Uzun yazı maratonlarım oluyor arkadaşlar. Ben bu klavyenin başından ne oyunda ne de yazı sonrasında... Yorgun bir şekilde kalkmadım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, bilek ağrısı, parmak ağrısı yaşamadım. Tuşlar ee, yani zor tuşlar, ağır tuşlar değiller açıkçası. Dolayısıyla uzun maratonlar ardından sizi yormayacak bir klavye bu. Yastık formundaki bilekliğin de bunda artısı var. Ben bileklik olmadan kullanıyorum genelde dediğim gibi. O şekilde de yorulmadım. Sonrasında Overwatch'a geldiğimizde hem fare hem klavye çok çok önemli. Orada da diye bir karakter var. Rekabetçi olarak oynadığım için benim için klavye ne tepkiselli. Çok önemli. Beğenmezsem klavyeyi kapının önüne koyarım. Net. Sıralamadan beni yani herhangi bir ekipman düşüremez. Dolayısıyla tuşların tepkiselliği ne demiştik? Çeleği mikstret anahtarlar. 4 mm toplam mesafeye sahipler. 2 mm basılıyorlar. Herhangi bir Cherry MX Red anahtarda klavyede aldığım başarımı ve performansı tepkiselliği aldım arkadaşlar. Potansiyelimi ortaya koyabilecek deneyimi kesinlikle bu klavye bana sağladı. Dediğim gibi klavyenin kalbi anahtarıdır arkadaşlar. İstediğiniz gibi süsleyin, istediğiniz kadar şekillendirin, malzeme kalitesi kasın arkadaşlar. Anahtar deneyimi belirler. Dolayısıyla ben bu klavyeden istediğim tepkiselliği, performansı her türlü aldım arkadaşlar. Asıl önemli fark yani bir mekanik klavye ile bir membran klavye arasındaki en büyük fark arkadaşlar MOBA oyunlarda görüyorsunuz. MOBA türündeki oyunlarda mesela League of Legends'ta orada bir karakter üzerinden örnek vermek gerekirse Kha'Zix. Diyelim kulenin altında bir düşman var. Hızlı bir şekilde atlayıp, öldürüp kuldan sıfırlandıktan sonra geri atlamanız gerek. 3 tane hamle. Bunu o kadar hızlı yapmanız gerek ki, durmadan yapmanız gerek ki kulenin altında yakalanmadan geri dönmeniz gerek. Yoksa kulenin altına girip ölmüş olursunuz. Düşmanı da halledemezsiniz. Şimdi anti-ghosting bir klavye olduğu için rakiplerinde de olduğu gibi arkadaşlar hızlı girdileri veya birden çok girdiği çok hızlı bir şekilde işleyip sisteme yollayabiliyor. Bu güzel. Dolayısıyla bu hareketi ölmeden yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Membran klavyeyle bir e, düşmanla karşılaştınız diyelim mesela Bütün şartlar eşit olsun i̇şte Gecikme süreleri kontrol edemeyeceğiniz aslında Bütün e, şartlar eşit olsun Ki çok zor bir senaryo da Aynı anda tuşlara basmaya başladınız Siz arkadaşlar mekanik klavye Sizde ise daha erken basıp Düşmanınızı defetme şansını elde etmiş olacaksınız Veya tam tersini düşünün Sizde membran klavye varsa aslında yeteneklerinizi Donanımsal bir altyapı yetersizliğinden Dolayı arkadaşlar e, Göstermiyor olacaksınız Dolayısıyla ne diyorum bu klavye çevre ekipmanları, pahalı çevre ekipmanları özellikle oyuncu ekipmanları kullanabildiğiniz sürece size hizmet verebiliyorlar. Yani iyi bir oyuncu değilseniz bu klavye sizi iyi bir oyuncu yapmayacak. Kusura bakmayın. Veya mouse. Headshot atamayacaksınız iyi bin liralık bir mouse aldınız arkadaşlar. Bu klavyeler, çevre ekipmanları, pahalı oyuncu ekipmanları yetenekliyseniz yeteneğinizi ortaya koyabilecek altyapıyı size sunuyor. Rakipleriyle eş düzeyde, rakiplerinizle eş düzeyde olmanızı sağlıyor. Dolayısıyla iyi karar vermek lazım. Gerçekten rekabetçi bir oyuncuysanız bu klavye Cherry MX Red Anahtar arkadaşlar yeteneklerinizi ortaya koyabilecek bir altyapı size sunmuş oluyor. İncelememizin sonuna geldiğimiz arkadaşlar finalde öncelikle şunu söyleyeyim. Özellikle belirtmek istediğim şeylerden biri şu malzeme kalitesi gerçekten çok yüksek. Yani altın standart dediğim gibi Corsair ve Asus çok belirgin bir şekilde diğer rakiplerinin çok daha önünde arkadaşlar. Külçe gibi klavye olmuş açık ve net. Sonrasında RGB aydınlatması güzel. Şerit, de, e, şerit şeklindeki RGB aydınlatmayı ben beğendim. Multimedia butonları tarafındaki e, açıkçası jesti beğendim. Sonrasında stealth modu <laughs> güzel. Ee, arkadaşlar tip C kablosu yani ben kablosundan dolayı klavyesini bozmuş biri değilim açıkçası veya klavyeyi çıtır çantama alıp sağ sola götüren birisi değilim. Taşınabilirlik benim için çok önemli değil ama mini bir boyutta olması yani %60 klavyeler kadar değil tabi ama birazcık daha küçük olması tam boyutlu klavyeye göre masamda bana daha çok alan sağladı ve daha kompakt görünüşüyle beraber Bilmiyorum bana daha hoş geldi açıkçası bunu söyleyebilirim. Cherry MX Red anahtarlar zaten dediğim gibi herhangi bir klavyedeki gibi başarımı gösteriyorlar. Oyuncu olarak deneyiminizi, sonrasında yeteneklerinizi tam anlamıyla ortaya koyabiliyorsunuz. Size bu ufku sağlıyor. Ya Burak şimdi iyi güzel anlattın da bize bu klavyeyi tavsiye ediyor musun? Yani alalım mı bu klavyeyi diye soracak olursanız arkadaşlar benim bu klavyede gördüğüm tek bir eksi var. Benim isteğim açıkçası bir tane ses ayarı silindiri olsaydı. Tamam multimedya butonlarda ses ayarımız var İyi güzel hiç sıkıntı yok ama yani... Bu klavyenin kalitesine yakışacak şekilde metal bir silindir, ses ayarı silindiri olsaydı bu klavyeyi bence tamamlardı diye düşünüyorum. Ama genel olarak topladığımızda Arkadaşlar altın standartta bir klavye kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim ve daha iyisi çıkana kadar benim kullanacağım klavye bu. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim değinmediğim lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben oradan cevaplı olurum. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yine vaktim olduğunca ben cevaplarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.